Bu video Yunancası ileri seviye olanlar ve Yunancasını ileri seviyeyi taşımak isteyenler için öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sin mazi yani birlikte demek. Eski Yunanca bir protesidir yani önektir. Kendisinden sonra fiil geldiğinde yani örnek olarak saf delta sica ni ya da foniyen dediğimiz sesli harf geldiğinde zenalaze değişmiyor. Bunlar sadece fiil için geçerli değil. Aynı zamanda bileşik kelimeler içinde kendisinden sonra farklı bir kelime de geldiğinde sinin sonundaki ni değişiyor. Değiştiği zaman neye uğruyor? Hangi harfe dönüşüyor? Bunları detaylı olarak göreceğiz. Sadece şimdi fiiller önemli olduğu için, önemli yer tuttuğu için Yunanca'da detaylı olarak öncelikle bunu işleyeceğiz. Bakalım hemen sin ilkini söyledik zaten. Daha sonra pi, vita, fi ya da psi geldiğinde sinin sonundaki ni sim olarak değişiyor. Yani miye dönüşüyor. Bu şu demek değil. Sin boşluk fiil geliyor değil. Birlikte yazılıyor. Birazdan detaylı olarak anlayacağız ya da sin gama kapa hi ile başlayan bir fiil geldiğinde o zaman gamaya dönüşüyor. Burada aklınızda kalması açısından şöyle bir örnek vereceğim. Fiil değil bir kelime signomi çok kullandığımız bir kelime özür yani özür dilerim anlamında Direkt söylerken signomi. Bakın buradaki çift gama ile yazılır. Orada sin artı gnomi'dir. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Ya da sin lambda ro sigma mi ile başlayan fiil geldiği zaman bu sefer de sin çift lambdaya ya da ro ile başlıyorsa çift ro sigma ile başlıyorsa çift sigmaya ya da mi ile başlıyorsa çift miye dönüşüyor. Ve son olarak en son kural sinden sonra ksi, zita, sigma ya da yani sigma ka, e, kapa birlikte sigma pi, sigma TAF sigma fi, sigma hi. Bunlarla başlayan bir fiil geldiğinde de o zaman ni düşüyor. Bu hi değil. Buradaki sin, sondaki ne yani ni harfi düşüyor. Bakalım örnekte neler söylemişiz sin lego. Bunu Sin lego olarak göreceğiz. Biz sözlüğümüzü açtığımızda hiçbir zaman sin lego olarak görmeyeceğiz. Bu ayrıntı önemlidir. Yani bu videoyu e, durdurup durdurup izleyebilirsiniz. Önemli ayrıntılar var çünkü. Tokineziko diastimoblio sinelekse digmata apotiseline. Çin uzay gemisi Şimdi bakın burada tekil olduğu için sinelexi. Ne oldu? Silego çiftlanda burada niye dönüştü? Sinelexi üçüncü tekil şahısı Aristos'ta. Vigma'da örnekler topladı. Toplamak demek. Apoti selini. Aydan örnekler topladı. Bu, bu tarz cümleleri genellikle gazete küpürlerinde ya da televizyon haberlerinde altyazıda görebilirsiniz. Yani bir tık e, seviye yüksek bu cümlelerde. Birinci çoğulda bakın nasıl olacak? Sileksame. Aristos. Birinci çoğul şahısı da burada da yine dikkat ederseniz ni düşüyor. Sileksame. Çoğulda da yine bu ayrıntıyı iyi bilmeniz gerekiyor. Fa silekso. Melontas yani gelecek zamanda, basit gelecek zamanda yine sin olarak olmuyor hiçbirinde. Bu önemli ayrıntı. Bir başka fiilimiz sin artı lanvano. Ne oluyor? Yine ni lambdaya dönüşüyor. Silamvano. Tipi o astinomikos puton sinelave ve yakalamak demek. Polis memuru o astinomikos onu yakalayan polis memuru ne söyledi, ne dedi? Yine birinci tekil şahıs da la ve çoğulda, birinci çoğulda ne oluyor? Sin artık olarak yazılmıyor, sin olarak yazılmıyor. Sillava mi? Ve gelecek zamanda birinci tekil şahıs da fa silavo şeklinde. Sin artı valo fiili bakın burada da yine sin Vita ile başlamış. Ne olmuş? Mi'ye dönüşmüş. Simvalo. Yine söylüyorum. Sözlükte bu şekilde gözükmeyecek. Simvalo olarak gözükecek. Ama siz cümle içinde sinevale gördüğünüzde bunu sinevalo olarak ararsanız bulamazsınız. Yani fiilin özü tam olarak bu şekilde. O dimos sinevale ekonomika stis kalitehnikes pou bu sto stos mas. O vimos belediye başkanı. Sinevale yani Simbalofili'nin basit geçmiş zamanda Sinevale üçüncü tekil şahısta destek verdi, yardım etti ekonomika ekonomik açıdan ekonomik olarak neye stis kalitehnikes ektilosis okulumuzda sanatsal gösterilere destek verdi. Sinevala yine birinci tek şahısta bakın sin var sim birinci birinci çalışması da niye düşüyor yine fiilin kendisi sim bağlama ve tek lambda yine gelecek zamanda da fa sim yine bunlara da dikkat edelim burada şöyle de düşünebilirsiniz e, normalde e, epsilonu yani fiili üçüncü heceyi çıkarmak için ne yapıyorduk mesela grafo e grapsa başına yazıyorduk fiilin burada Mesela e, sinin önüne yazmıyoruz. Çünkü neden? Sin bir fiil değil. Önek. Dolayısıyla valo fiilinin önüne yazıyoruz. Yani şu sini görmeyin. E -vala gibi düşünebilirsiniz. O şekilde de kolaycadan kodlayabilirsiniz. Sin krino. Bakın burada da ne oldu? Ni var ve kapa var. Neye dönüştü? Gama'ya dönüştü. Sin grino. Ne demişiz? Sinegrina, grina. Pro yonda, yana do, pio itan, to li hetero. Singrino, karşılaştırmak. Karşılaştırdım. neyi İki ürünleri, iki ürünü karşılaştırdım. Yana görmek için hangisinin en iyisi olduğunu bu itan, inenin, üçüncü tek eşyalısı. Burada şöyle bir ayrıntı da verelim. Sine, grina ya da Singrina. iki şekilde de aristos kullanımı var. İki şekilde de kullanılabiliyor. Singriname yine birinci çoğul ve gelecek zamanda yine fa singrino yine sin olarak yazılmıyor gelecek zamanda. Devam edelim. Fa sin reo ne oldu? Sireo sin deki ni Ruh'ya dönüştü. Polis kozmos sinerevse stin proekloikitu omillia. Bu fiiller önemli. O yüzden bu fiilleri yazdım. Polis kozmos kalabalık. Yani büyük bir kalabalık diye çevirebiliriz. Sineerevse akın etti. Yine burada tekil olduğu için gramer açısından fiilimizi de tekil olarak yazacağız. Nereye akın etti? Sineerevse stin proekloikitu omillia onun yani üçüncü teki şahıstan bahsediyor seçim öncesi demecine konuşmasına akın etti. Birinci tek şahısta yine ne yapıyoruz? Sin. Sin ne sin artık kalkıyor. Sire efsan gelecek zamanda birinci tek şahısta da yine fa sirevso olarak. Bir başka fiilimiz yine çok çok önemli. Sin artı fedo. Yine kuralımızın başında hani sin değişmiyor. Venallazı yazdığımız bakın fito harfi feto geldiği için sin feto aynen kalıyor. Örneğimiz pios sinefese ton etniko imnotiselladas Yunanistan'ın milli marşını yani ulusal marşını kim besteledi? Yine burada da sinefese ya da sinfese iki şekilde de aristos kullanımı mevcut. Birinci çoğul şahısta sinthesame. Yine burada da sin korunuyor. Zaten fiilin kendisinde olduğu için. Burada yine sin'i yazmak durumundayız. Sinthesame. Gelecek zamanda fa sintheso. Burada da yine dikkat ediyoruz. Başka bir fiilimiz sin grafo. Ne oldu? Ni gamaya dönüştü. Singrafo. Yazmak demek pote ti didaktoriki diatrivitu. Burada yine üçüncü teki şahıstan bahsediyor ve üçüncü teki şahısta fiilimiz çekimli. Doktora tezini ne zaman yazdı? Birinci teki şahısta yazarken sinegrafsa çoğulumuzda singrapsame yine gelecek zamanda fa singrapsun. Bunları bu şekilde e, ezberlememiz tabii ki de mümkün değil. Yavaş yavaş sindire sindire öğreneceğiz. Yine sin artı sfingo. Ne oldu? Ni düştü. Burada da yine idio hores συνέσφιξαν τις σχέ, σχέσεις ülke, yani burada da çoğul olduğu için iki sayımız çoğul olarak yazacağız. Pekiştirdi anlamında neyi? Tis ilişkilerini neyle? Me emborikes sinfoniyes. Ticari anlaşmalarla ilişkilerini güçlendirdiler, pekiştirdiler. Burada e, bu fiilde de yine aynı zamanda siz fiksan olarak da değişebiliyor, yazılabiliyor. Ve son olarak yine çok çok önemli bir fiil. Sin artı veno bu fiil. Genellikle üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahıs da kullanılır. Ama sözlük hali sin ben olduğu için birinci tekil şahıs da yazdım. Ti sinevi ne oldu? Yani ti -e yine anlamında. Ti sinevi. Bakın bunu ee, sadece epsilon üzerine yazmadım. Hepsinin üzerine çizdim. Çünkü bambaşka bir fiil oluyor. Ti sinevi. Üçüncü tek yaşasında. Yine gelecek zamanda yazmak istediğinizde ansimvikati ya da An -yini kati anlamında eğer bir şey olursa ansimvikati pareme telefonu beni ara yani bana telefon et anlamında. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!